kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz küçükken bir ağacın onu gölgelemesi nasıl açıklanabilir? Kaynaklarda geçtiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha küçükken kurumuş bir ağacın yanına oturur. Ağaç birden yeşillenir ve dallarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine uzatarak onu güneşin sıcağından muhafaza eder ve onu gölgeler. Elbette bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalde peygamber olacağını ve Allah'ın elçisi olacağının delillerinden sayılabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önce mazhar olduğu harika haller de Peygamberimizle ilgili ise eğer ve Peygamberimizi doğrudan ilgilendiriyorsa onun peygamberine delil sayılmıştır. Bu durumun bir benzerini Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Hz. Meryem validemizle ilgili görüyoruz. Meryem validemiz çok üzgündür. Çünkü evlenmediği ve hiçbir beş erkek kendisine dokunmadığı halde hamile kalmıştır. Hz. Allah, Hz. Meryem validemizden babasız bir çocuk yaratacaktır. Nasıl ki Hz. Adem aleyhisselamı annesiz babasız yarattı, elbette Hz. İsa'yı da babasız da annesiz de yaratırdı. Ama onu babasız anneli yarattı. İşte Hz. Meryem validemiz böyle hiç evlenmediği ve hiçbir erkek kendisine dokunmadığı halde hamile kalmasından çok muzdarip, üzgün bir kışın hurma ağacının altında oturuyordu. Birden Cenab-ı Hak o hurma ağacını yeşillendirdi, meyvelendirdi ve meyvesini olgunlaştırdı ve bir kısım meyvelerini de Hz. Meryem validemizin önüne döktü. Bu durum hem Hz. Meryem validemize bir ders, uyarı, şu kurumuş kış mevsimindeki hurma ağacından birden sebepsiz bunları yaratan Allah, elbette senden de baba sebebi olmadan evlat yaratır. Bu anlamda hem de onu teselli vermek anlamında. Demek ki Allahu Teala bazı kullarına böyle özel ikramlarda bulunabilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da daha küçükken Allah'ın lütfuyla yanına oturduğu bir ağacı yeşillendirmiş ve onun yeşil dallarını Peygamberimiz uzatarak onu güneşin ısısından korumuştur. Demek ki bu zat Allah'ın elçisidir, olacaktır. Demek ki bu zat çalılara, kurumuş ağaçlara Allah'ın izniyle yeşillik veriyor, hayat veriyor. Öyleyse bizim de kurumuş ruhlarımıza, kurumuş aile hayatımıza, kurumuş ticari hayatımıza, manen kurumuş, manen çöl olmuş siyasi hayatımıza, manen kurumuş gençliğimize ya da manen kaybettiğimiz iffetimize hayat verir şuurlandırır, yeşillendirir, meyvelendirir ve güzelleştirir. Bir ağacın onun yanına oturmasıyla yeşillenmesinden ders alan bizlerin, elbette peygamber kabul ettiğimiz o zatın hayatını kendimize örnek alarak, kendi hayatımızda yeşillendirme yoluna gitmeliyiz. Yoksa o odun gibi ağaçlardan geri kalma tehlikesi olur. Allah muhafaza.